Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. Kıta sahanlığı nedir? Coğrafi bir terim olarak karşımıza çıkan kıta sahanlığı ülkeler arasındaki devletlerin ekonomik anlamda üzerinde belirli egemen haklara sahip olduğu uluslararası deniz alanlarıdır. Kıta sahanlığı bir coğrafya terimi olarak sıkça duyulur. Özellikle Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan tartışmalardan de kıta sahanlığı konusudur kıta sahanlığı olgusu ilk kez 1945 yılında Truman bildirisiyle ortaya çıkmıştır. Kıta sahanlığı, kara platformu olarak da bilinir, bir kıtayı ya da kara parçasını çevreleyen görece sığ ve eğimli deniz tabanına verilen addır. Uluslararası Adalet Divanı'nın 1969 tarihli kararında, açık deniz altında kıyı devletinin ülkesinin ya da ülkesel egemenliğinin devamı ya da doğal uzantısı şeklinde ifade ediliyor. Kıta sahanlığı kaç mil? 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kıta sahanlığını kıyı devletinin karasularının devamında kıta kenarının dış eşiği ile sınırlı, bu eşik belirtilenden az mesafede ise karasularının ölçülmeye başlandığı mesafeden itibaren 200 deniz mili mesafe olması şeklinde tanımlanmaktadır. Kıta sahanlığı önemi Doğal kaynakların aranması ve işletilmesi konusunda kıyı devletinin sınırlı egemenliğine tabi, güvenlik, ulaşım ve canlı kaynaklardan yararlanma açısından üzerindeki su kütlesi açık deniz statüsüne sahip alanlar olduğu için stratejik öneme sahiptir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.